Süleyman'a bu dünyada atılan iftiraların haddi hesabı yok. Bir tane örnek vereyim müsaaden olursa. Dediler ki değil. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu milletin meclisinde çıktı, dedi ki Süleyman Özışık FETÖ borsasından milyonlar götürdü. Bu iddiayı ortaya koydu. Burada yaptığımız bir programın başını kıçını keserek. Tabii abi. Daha sonra başını kıçını kesmeye gerek yok abi. O günkü koşullarda Süleyman'ın savunduğu şeylerin hepimiz arkasındayız. Süleyman bu işi yaparken herhangi bir borsa, herhangi bir şeyle ilgili, tamam kabul ediyorum. Milyonlar götürdü, eyvallah. E peki yarın öbürüs gün veraset ilanı verilecek. Varislerine Süleyman'dan bir mal varlığı kalacak. Bu mal varlığında sistem şöyle dönüyor. Devletin vergi dairesi geliyor, o mal varlığına el koyuyor. Vergilendirmek adına. Vergilendirdikten sonra bunu varislerin arasında pay ediyor. El kullandı. Bir hafta içerisinde Süleyman'ın mal varlığı açıklanacak. Vergi dairesi de çocuklarına bir evrak verecek de babanızdan bu kadar mal kaldı. Bunu evlatlarının birisi çıkıp o evrağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözüne soksa, dese ki al benim babamın FETÖ borsasından aldığı para bu, hani milyon dolar götürmüştü dese, Kemal Kılıçdaroğlu dönüp özür dileyip ya da hakkı helalliği isteyecekti. Baba, Kemal Kılıçdaroğlu bu Barış Pehlivan'ın aynı şekilde abi Özgür Özel'i de söyledi, CHP'liler de liderlerin peşinde gitti. Meral Danış Beştaş söyledi. Tabi. Bak. Şimdi Meral Danış Beştaş'ı ben aradım. Meral Danış Beştaş'ı dedim Süleyman Özışık'ın FETÖ borsasından nemalandığını, para götürdüğünü söyledi meclisin çatısı altında. İlk defa bunu söylüyorum. İlk defa. Dedim kardeş, bu Ramazan Danış senin neyin oluyor? Dedi kardeşim. İhraç edilmiş miydi dedim. O haksız ihraç edilmişti. Şimdi dedim kardeşini ara, o kardeşinin haksız ihracını önüne kim geçti? Parti, görüş, fikir, hiçbir şekilde bir şey düşünmeden o profesör, doktor Ramazan Danış'ın ihracını kim engelledi, görevine nasıl döndü ve kaç para karşılığında yaptı? Şimdi bak. Aa, nasıl olur dedi, böyle şöyle dedim ki ara ara kardeşini ara. Tamam. Kardeşini ara dedi. Ramazan Danış Beştaş. Yok, Ramazan Danış. Şimdi olayın hikayesini ben şöyle anlatayım arkadaşlar size. Mehmet'in mikrofonu düştü. Olay şu. Bu Meral Danış Beştaş mecliste Süleyman Özışık'a İşte FETÖ borsasından nemalandı, bilmem ne oldu falan. Bu Ramazan Danış dediğim arkadaşı biz hayatımızda Özışık kardeşler olarak hiç tanımıyoruz. Tanımadık. Bir gün İstanbul'da çok değer verdiğim bir kardeşimiz. Orada şahittir. Adını vermek istemiyorum. Çok değer verdiğimiz bir kardeşimiz geldi, dedi ki abi müsaitsen seni birisiyle tanıştıracağım. Hay hay kardeşim dedi. Geldi, adam dedi ki hadi abi ben seni çok iyi tanıyorum, ailenizi çok iyi tanıyorum vesaire. Abi ben dedi meslekten ihraç edildim. Benim hiçbir suçum, günahım yok dedi. Tamam. Kardeş dedim, suçun günahın yoksa şey de çıkar. Şimdi Meral Danış Beştaş'ın kardeşinden bahsediyorum. İlk defa açıklıyorum bunu. Abi, Allah rahmet eylesin. Süleyman da orada. Bu ne komisyonuydu? Oraya komisyon başkanına
aynen şu ifadeyi yazdık. Bu arkadaş böyle böyle bize geldi. Durumunda sorun var mı yok mu bilmiyoruz. Elçiye zeval olmaz. Tamam mı? Aradan 10 gün, 15 gün geçti ya da 20 gün adamı görevine iade ettiler. Meral Danış Beştaş'ın kardeşi Ramazan Danış'tan bahsediyorum. Profesör. Ve ben araştırdım, o adam Diyarbakır'da birçok insanın hayatını kurtaran bir adam. Doktor, profesör, bedelsiz, karşılıksız insanların muayenesini yapıyor, hasta kabul ediyor, bilmem ne yapıyor falan. Ulan ne büyük iyilik yapmışız dedik. Şimdi ara dedim kardeşini, Meral Danış Beştaş, sor ona. Kendisinden ne kadar para talep etmişiz? Ya da ne kadar para almışız? Sor. Kardeşini aramış. Sen manyak mısın ya? Adamlar bana yemek ısmarladılar ya. Ne parasından bahsediyorsun? Ne pulundan? Meral Danış Beştaş dedi ki ben namus sözü veriyorum. Ben bu hatayı meclis çatısı altında tekrar dile getireceğim dedi. Getirmedi. Ve sonunda ama Hadi Bey siz de HDP'ye çok yükleniyorsunuz. Ben de dedim ben HDP'ye yüklenmiyorum. Ben PKK'ya yükleniyorum. Süleyman Özışık HDP'ye yükleniyor. PKK'ya yükleniyor. PKK ile kol kolasınız. Biz ona yükleniyoruz. Meral Danış Beştaş'a buradan sesleniyor. Namus sözünü tutmadı. Süleyman'ın masum olduğunu haykıracağım dedi. Haykırmadı. Bak ben sana bir şey daha söyleyeyim. Özışıklar, ben Süleyman'la özellikle daha çok hani bu siyasi çevre konusunda Mübariz Mansimov bizi dinliyordur. Ailesi bizi dinliyordur. Tamam mı? Biz Mübariz Mansimov'la ilgili Süleyman'la iki program yaptık. Mübariz Mansimov'un masum olduğunu Süleyman burada dedi ki ben dosyasını inceledim, bu adam FETÖ'cü değil. Ben ikna oldum dedi, FETÖ'cü değil. Ben dosyayı okudum dedi, FETÖ'cü değil. Biri beni aradı dedi ki girme o şeye. Niye? Dedi girme. Peki. Etrafta bunu da ilk defa söylüyorum. Hadi Özışık bulmuş madeni Süleyman Özışık'la birlikte Mübariz Mansimov'la haşir neşirler, iyi para götürdüler. Milyon dolar götürdüler dediler. Tamam. Biri bana geldi dedi ki ya dedi Mübariz Mansimov'un parası yok ki sen niye bu işe giriyorsun dedi. Çok affedersin Süleyman siktiri bastık. Siktir git lan. Beraberdik. Para için yapıyoruz. Bak. Zara. Bak canlı şahittir. Canlı şahittir. Ben onlara ilk gittiğim gün nasıl şoka girdiklerini ben gördüm, onlar da gördü. Nasıl yani ya dediler. Dedim kardeş, ben bu dosyayı incelerim, gazetecilik yaparım. Sakın ola ki bir taleple bize gelmeyin. Çünkü gelen giden talep de gelmiş. Mübariz Mansimov içeride, gelen para talep etmiş. Ha şöyle yapacağız, böyle yapacağız, para talep etmişler. Kadıncağızın da parası da yok. Kim beni Mübariz'de, Mübariz'in dosyasını incelemen ricasında bulundu? Cübbeli Ahmet Hoca. O da her şeye şahittir. Bize o iftirayı da attılar. Sadece o değil. Orada FETÖ borsası dedikleri, tamam, FETÖ borsası dedikleri,
Mübariz orada. Ailesi orada. Ondan sonra tabii Arif şey. Orada. Mübariz'in yeğeni orada. Zara abla orada. Şimdi şahitleri... Avukatları Fatih orada vesaire hepsi orada. Şimdi şahit falan tutmaya gerek yok. Gerek yok da abi şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanlara çamur sıçratmak Türkiye'de çok kolay. Ya Süleyman'a çamur tutmaz. Ben ya kimseyi tutmadı zaten abi. Bak şimdi ben mübariz beni arıyor. Abim diyor. Abim diyor. Abim Allah sizin eksik. Ve beddua ediyor diyor ki ya Süleyman bu duruma düşürenleri. Yani benim alnım ak, onun alnı ak, ailesi biliyor, her şeyi biliyor. Sen biliyorsun, Süleyman biliyor. Ulan Süleyman, bu FETÖ borsası dedikleri bu Barış Pehlivan bunu gündeme getirdi utanmadan, alçakça. Bak arayıp da Süleyman'a demedi, nedir bu işin hikayesi? Gazeteciler ya. Bu işin hikayesi nedir diye sormadılar. Geçen 2 ay, 3 ay önce, 5 ay önce Süleyman Özçelik neden bir savcı çağırmıyor? Şimdi burada ağzımı bozacağım da. Yani bunların nasırına Süleyman, ben, sen de yeni yeni basmaya başladığın için bunlar böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını helal et. Abi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını helal etsen olur, etmesen olur. Kemal Kılıçdaroğlu abi, günde 1,5 milyon bir dakika. Kemal Kılıçdaroğlu günde 1,5 milyon günaha giriyor, insanların hakkına öyle giriyor. Öyle değil Hadebi. Kemal Kılıçdaroğlu ben hak helalliği istiyorum diye palavra atıp insanlara duygu sömürüsü yaptı. Helalleşelim dedi. Bak Süleyman Özışık bugün uğramış olduğu iftira. Belediyelerden yüklüce para aldı demediler mi? Evet. Peki yani, kim dedi? Ya birisi ortaya attı. Kim dedi? Fatih Tezcan. Ne oldu? Fatih Tezcan dava kaybetti mi? Bak buradaki insanlar Fatih Tezcan Süleyman'a attığı iftira ağırdı ve Süleyman onun da karın çok çekti. Çünkü vallahi billahi Adem, Süleyman'la ben her gün beraber. Fatih Tezcan'ın iki elim yakasında demedi biliyor musun? Hayır ben de demedim. Ben demedi lafını kesiyorum kusura bakma. Demediği gibi burada çıktı yayın yaptı dedi ki ben şerefsizler dedi. Bu adamın tacizle bilmem neyle suçluyorsunuz ve aşağılık herifle ve Süleyman Özışık'ın Fatih Tezcan'dan şu anda 6 ay önce kazandığı tazminatta alacağı vardı. Dedi ki baba ben o parayı talep etmem. Benim de alacağım var. Ben de talep etmedim. Ha hak helalliği helallik isterse helal ederim dedi. Şimdi biz Fatih Tezcan'ın da defteri öyle kaldı yani. Şimdi biz bunu niye anlatıyoruz? Şimdi sürekli ortada dolaşan bir söylenti var. İşte Süleyman Özışık yaşadığı olaylardan dolayı içine ata sonuçta hayatını kaybetti deniliyor. O iş öyle değil. Süleyman'ın içine ata dediği şey bu sabahtan beri Adem'le beraber söylemiş olduğumuz hak etmediği muameleye maruz kalmanın vermiş olduğu rahatsızlığı toplumun bir kesimine anlatamadı. Ailem dediği o cenahın dışında, hatta onlardan bazıları da söylentiler boş değil gibi imalarda bulundular. Süleyman'ın en çok etkilendiği olayların arasında bunlar vardı. Size bir olay anlatacağım. Hastanede birlikte yaşadığımız. Tuğrul Selmanoğlu ölmemiş. Orada duruyor. Mesaj atıp sorabilirsiniz. Süleyman Özışık'ı telefonla aradı. Dedi ki Süleyman abi, senin bütün masraflarını ben karşılayayım. Küba'da bu kanser tedavisinin yapıldığını biliyorum. Seni oraya götürelim, tedavi ettirelim dedi. Eşinin de masraflarını ben karşılayayım. Seni götürelim, tedavi edelim. Allah'ın izniyle sağlıklı bir şekilde döneriz dedi. Süleyman Özışık Tuğrul Selmanoğlu'na dedi ki, bak diyorum ya ölmemiş, mesajla sorabilirsiniz. Dedi ki
Yo, Tuğrul izliyorsa bağlansın bize. Tuğrul dedi. Ben o şeyi istemiyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim dedi. Sonra ben döndüm Süleyman'a dedim. Baba niye böyle bir şeyi kabul etmedin? Dedi ki Mehmet dedi. Şu piyasa öyle namussuzlar karşıma çıktı ki. Öyle haysiyetsizlerle muhatap oldum ki. Ben gitsem, Küba'ya gitsem. Emin ol bu ülkede benim sırtımda boza pişirirler. Süleyman Özışık hastalık bahanesiyle ülkeden kaçtı derler. Onun için ben ne oraya giderim ne de bu konuyla ilgili kendime laf söyletirim. Allah benim ömrümü uzatırsa burada da şifamı verir. Lakin benim ömrüm bitmişse Allah-u Teala ben zaten hazırım. Canımı vermeye de teslimim dedi. Şimdi böyle bir insan, böyle naif düşünen, kılı kırk yaran, detaylı düşünen bir insan hakkında çıkmışlar 3-5 tane Karaköy nüfusuna kayıtlı Manukyan'ın sermayesi tövbe tövbe yani yok böyle oldu, yok şöyle oldu. O öyle olmadı kardeşim. Süleyman Özışık bugün hani söylenti çıkıyor işte bazı gazeteci arkadaşlar çıkıp şöyle yayın yaptılar. Süleyman vefa görmedi. Vefasızlık